Merhabalar, Migros TV'ye hoş geldiniz. Biliyorsunuz Migros her zaman sanatın ve sanatçının yanında ve muhteşem bir tiyatro şenliği düzenledi. Online tiyatro şenliği. Bir gün bir çocuk oyunu izleyebiliyorsunuz, bir gün bir yetişkin oyunu izleyebiliyorsunuz. Her yaşa, her zevke hitap eden çok güzel oyunlar var. Şimdi biz bugünkü kulis programını çocuk tiyatrosuna ayırdık. Çünkü çocuk tiyatrosu son derece önemli ve bakın kimler var, buralardan kimler yetişmiş. Bir gün yine annem dedi ki Hülya, İstanbul Şehir Tiyatroları çocuk bölümü açılacak. Tiyatro kursları sadece tiyatro yetiştirmek değil, bir kere tiyatro sever yetiştiriyoruz en başta. Çocuk oyunlarına eskiden verilen önem verilmeyince tiyatro seyircisi yetişmedi. Elinin tersiyle oynayamazsın. Öyle bir şey yok. Bugün onu de canım sıkkın diyemezsin. Evet. Çocuk hemen karşılığını verir, hemen cezasını verir. Bu senede aslında pandemi olmasaydı çocuk eğitim birimi içinde güzel bir yurt dışı planımız vardı ama şimdilik askıya aldık. Fransa diye duydum. Doğru mu? Aynen her şey biliyorum. Yıl 1935. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Almanya dışında hiçbir ülkenin çocuk tiyatrosu yokken, Türk tiyatrosunun büyük ustası Muhsin Ertuğrul, İstanbul Şehir Tiyatroları ya da o zamanki adıyla Darülbedai'de çocuk tiyatrosunu kurar. İlk oynanan oyunlar Kemal Küçük'ün yazdığı Çocuklara Tiyatro Dersi ve Gülmeyen Çocuk oyunları olur. İlk çocuk temsiline 15 kadar çocuk gelmişti. Sahnede ve orkestrada 45 kişi vardı. Bugünün en büyük sanatçıları ve şöhretli orkestra üyeleri bu temsile katılmıştı. Temsil bittikten sonra bu büyük sanatçılar bana karşı buruldular. 15 çocuğa oyun oynamak ağırlarına gitmişti. Bu temsilde öğretmen rolünü oynayan Nehir'e Nehir, hatıra defterine o gün için 15 çocuk vardı. Bir rezalet diye yazmıştı. Oysa ki ben bu adımın ilerleyeceğine emindim. Cesaretim kırılmadı, dayandık diye anlatıyor Muhsin Ertuğrul o günleri. 1963 yılında Türk Tiyatrosu dergisinde yazdığı bir yazısında. Muhsin Ertuğrul'un vizyonu ve kararlılığıyla o günlerden bugünlere yüzlerce çocuk oyunu oynandı. Sadece çocuk oyunları sahnelemekle kalmayıp şehir tiyatroları bünyesinde çocuklara tiyatro eğitimi de verilmeye başlandı. Böylece tiyatronun ihtiyacı olan çocuk oyuncular yetiştirildi. Şehir tiyatroları eğitim biriminden yetişen çocuklardan bazıları günümüzün starları oldular. Çok heyecanlıyım çünkü yanımda kim var biliyor musunuz? Hülya Koçyiğit var. Nasıl heyecanlanmayacağım? Merhabalar. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Rica ederim, seve seve. Nedim Bey. Hülya Hanım, sizinle aslında bugün çok başka bir şey konuşacağız. Çocuk tiyatrosu. Ya. Sizin çok az bilinen bir şey çocuk tiyatrosundan geldiğinizi anlatır mısınız? Ya seve seve anlatırım. İlk bende keşfedilen yetenek, desteklendiğim yeteneğin müzik kulağımın olması ve dans ediyor olmam. Kaç yaşlarındasın? 5-6 gibi. Bu nedenle Ankara Devlet Konservatuvarı'na bale eğitimi için gittim. Fakat yaşım çok küçük, 7-8 yaşlarındayım, yatılı bir mektepte, ailem İstanbul'da. Uzun bir süre sıkıntılar yaşadım. O zamanla konservatuvarlar çünkü o şey gibi, evet tabii ki. Bir gün annem aradı beni, dedi ki Hülya gözümüz aydın, İstanbul'da belediye konservatuarı açıldı, burada devam edebilirsin. Beni Ankara'dan İstanbul'a getirdiler ve ortaokul dönemi başladı. Bir gün yine annem dedi ki Hülya, İstanbul Şehir Tiyatroları çocuk bölümü açılacak. Ay. Ferih Egemen, evet, o zaman yönetti. Bugün andık kendisini ya, çok. Anılmayacak gibi bir değer değil, çok büyük bir ustaydı. İmtihanla seçecek çocuk alacakmış tiyatroya. Ama ne güzel. Ben heveslenince kız kardeşlerim de benle beraber. Biz de. Üç kız kardeş. Üçümüz de bir sınavdan geçtik, Ferih Bey'in sınavından. Üçümüzü de tiyatrosuna kabul etti. Peki söylediniz mi üçünüzün kardeş olduğunu? Tabii. Söylediniz. Şimdi eğer üçten mesela diyelim ki birinizi seçmeseydi evde bayağı dram yaşanırdı. Peki inanılmaz yeteneğinizle üçünüz de şehir tiyatrosuna büyük katkıda bulundunuz. Teşekkür ederim. Tabii çocuk tiyatrosu olarak başlayıp daha sonra beni akşam oyunları için de seçtiler. Mesela çok iyi hatırlıyorum, Beklan Algan, Ayla Algan, Jean d'Arc efsanesi için seçmişlerdi. Orada bir küçük kraliçe rolü oynamıştım. Tabii ki büyüklerle beraber sahne hala çocuksunuz siz Jean d'Arc'ta da. Tabii. Küçük kraliçe zaten. Çok tatlı. Boyum uzamış olabilir ama yaşım küçük. Gerçekten şu anda anımsayınca iyi ki diye düşündüğüm, gözümde canlandırıyorum sahnedeki o ilk anlarımı, heyecanlarımı. İyi ki o ruhum keşfedilmiş, iyi ki ben seçilmişim, iyi ki tiyatroyu, oyunculuğu seçmişim. Evet, Muhsin Ertuğrul'la tanıştınız mı? Nasıl oldu? Çocuk oyunlarında değil de Beklan Algan, Ayla Algan'la birlikte yaptığımız Tarla Kuşu, Jean Anouilh. Tamam, evet. O oyunda izlemiş. Küçük Kraliçe'yi gördü. Muhsin Bey, evet. Kim bu diye sormuş. Demişler ki işte çocuk tiyatrosundan. Aa, öyle mi? Bayağı yetenekli falan demiş. Bunu duyunca annem hemen, annemin dayısı Muhsin Bey'le daha önceden tanışırlarmış. Ve bir randevu alıp Muhsin Bey'i ziyaret ettik. Dedi ki çok söz ediyorlar kızınızdan ama dedi ben dilerim ki daha çok küçük eğitim görsün. Mesela Ankara'ya bir imtihana sokalım. Tiyatronun kapıları her zaman ona açık. Ama onun eğitim görmesini isterim. Annem de hemen sanki hani emredersiniz. Evet. Çünkü tiyatromuzun en üstad, büyük duayeni. Onun tavsiyesiyle Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bu sefer tiyatro eğitimi görmek üzere. Gene Ankara'ya döndünüz. Gene Ankara'ya ama biraz yaş farkı var. Hiç olmazsa ortaokulu bitirmiştim. Kendime daha bakabileceğim bir yaştaydım. Ve Ankara Devlet Konservatuvarı'na tiyatro görmeye gittim. İstanbul Şehir Tiyatroları'na böylece yollarımız ayrıldı. Hülya Koçyiğit, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan ayrılıp kısa bir süre sonra sinema yolculuğuna başladı ve Yeşilçam'ın en büyük starlarından biri oldu. Şehir tiyatrolarında sadece Hülya Koçyiğit gibi sinema starları değil, tiyatroya çocuk yaşta başlayıp emekli olana kadar kuruma emek veren çok değerli sanatçılar ve günümüzde dizilerin ve filmlerin en çok tercih edilen genç oyuncuları da yetişti. Nilgün Kasapbaşoğlu 57 yılını sahnede geçirdi. 57 yıl değil mi? 58. 58. Bir sene eksik söyledim. Ve 58 yıl sahnede emekçi, bir sahne emekçisi ve sevgili Özge Borak, kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi biz çocuk tiyatrosunu konuşuyoruz. Çünkü çocuk tiyatrosunun ne kadar eğitimde önemli olduğunu ve hani siz de izlediğiniz zaman aa bak ben de çocuk tiyatrosu yapayım, ben de böyle ünlü olacağım, ben de büyük oyuncu olacağım diyebilirsiniz diye. Nilgün ablacığım, çocuk tiyatrosuyla mı başladın, Macbeth'le mi başladın? Macbeth'le başladım ama Macbeth yaz oyunuydu. Rumeli Hisarı sahnesinde oynuyorduk o zamanlar. Kış sezonu gelince de Fatih Reşat Nuri sahnesi o sene açıldı 62 yılında ve işte orada Hırsız Var oyununu oynadım. Hırsız Var oyununu. Ondan sonra da çocuk oyunları. Ondan sonra tabii yani her sene bir, iki hep çocuk oyunları. Çocuk oyunları çok önemliydi o zaman. Yani herkes hangi çocuk oyunundayım diye beklerdi. Hani, öyle mi? Evet, çünkü mutlaka oynardın çocuk oyununda. Ama başınızda da yani birimin başında Ferih Egemen vardı, almamız gerekiyor. Evet, ödenekli kurumlarda şey yok mudur? Sana bir çocuk oyunu yazayım da gör bak ceza. O maalesef sonradan oldu. Sonradan oldu ve çok acıklı. Zaten bir ara biliyorsun tiyatro seyircisi azaldı, tükendi. Herkes televizyona bağladı. İşte herkes evinden çıkmıyor, çocuk oyununa gitmiyor. Aslında sebebi o değil. Çocuk oyunlarına eskiden verilen önem verilmeyince tiyatro seyircisi yetişmedi. Evet. Çünkü onlar ilerinin tiyatro seyircisi oluyor. İşte senle de sohbetlerimizde diyorsun beni götürüyordu babaannem çocuk oyunlarına. Ben de torunumu götürüyorum mesela. Çünkü o ileride yine tiyatro seyretmek isteyecek. Çok hoş. Çok. O yüzden o sonradan cezalandırma gibi oldu. Özge çocuk tiyatrosu biriminden yetişti. Sonra konservatuara muhteşem bir müzikal oyuncusu bence. Müzikalde de muhteşem. Nasıl yetişti? İşte kaç, 2,5 yaşında mıydın, 7,5 8 yaşındaydım. 8 yaşındaydım. Evet. Hangi oyunda Özge? 8 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları'nın çocuk eğitim birimine dahil olmuş oldum. Oyunlara 12 yaşından itibaren başladım. O zaman hoca Neşe Erçetin. Neşe Erçetin'di. Allah rahmet eylesin. Çok önemli. Çok önemli, çok tatlı bir insandı. Çocuklar üstünde çok emeği vardı. O çocuk eğitim biriminin kurulması için çok çaba sarf etmişti. Çocuk eğitim birimindeki arkadaşlarımın hepsi oyuncu olmadılar. Oyuncu olan arkadaşlarım da var. Bambaşka meslek seçenler de var ama her şey bir yana çocuk eğitim biriminde birlikte olmak, o sosyallik, o çocuğun içinde bulunduğu o aktivite, her şey bir yana mesleği seçmenin dışında, bence sizin de söylediğiniz gibi seyretmekle eşdeğer, önündeki hayatında inanılmaz başarılar elde ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Bu diğer arkadaşlarım, farklı meslekleri seçen arkadaşlarım da öyle oldular. O yüzden tiyatro iyileştirir. Hep söyleriz aslında. Demek ki o zaman hakikaten çocuğum tiyatrocu olsun diye değil ama çocuğum sosyalleşsin, başka çocukların hayallerini paylaşsın, onlarla oyunlar oynasın diye de bu tiyatro kurslarına göndermeleri gerekir. Kesinlikle. Ama tiyatro kursları sadece tiyatro yetiştirmek değil, bir kere tiyatro sever yetiştiriyoruz en başta. Evet. Yani o tiyatro bilinciyle yetişiyor. Yani bu tiyatroda bir emek var, bir çalışma sistemi var. Ve aynı zamanda tiyatroya gelen çocuklar kendi gelişim inşasında temelini çok hızlı bir şekilde atıyor. Yani grup çalışması var, taklit var, birçok role giriyor. Belki anne baba çevresi olarak gördüğü 2 tip model var. Ama tiyatro sahnesinde 10 tip, 15 tipi canlandırarak kendine bir kişilik örüntüsü oluşturuyor. Aa, çok hoş. Tabii çocuk hayatında ya öğretmen görüyor ya arkadaş görüyor. Şimdi okula da gidemiyor çoğu. Evet. Ya anne baba görüyor ya kardeş görüyor değil mi? Ama tiyatroda her şeyi görebiliyor. Böylece çocuklar sanatla tanışma imkanı bulurlar, insan tanıma imkanı bulurlar. İşte dediğim gibi disiplini öğrenirler, birlikte bir şey paylaşarak meydana getirmeyi öğrenirler. dilimizi doğru konuşmayı öğrendim. Ya ne kadar önemli bir şey. Gerçekten çok önemli. Sahiden ama önemli. O zaman set değil doğru. Değil mi çocukların başlaması için? Ben çocuk tiyatrolarını öneriyorum. Doğrusu bu çünkü. Doğrusu bu. Oradaki deneyimli tiyatro insanlarından önce dillerini doğru konuşmayı öğrenecekler. Dili farkındaysanız kaybediyoruz. Müthiş bir erozyon var. Lütfen, evet. Bakın ben bile erozyon dedim. Yani Türkçenin içine o kadar fazla yabancı kelimeler girmeye başladı ki artık sanki günlük dilimizde o da bir Türkçe deyimi ya da terimi gibi kullanıyoruz. Halbuki dilimizi kaybedersek özümüzü, kimliğimizi kaybedeceğiz. Bu şuurda o çocukları yetiştirmemiz lazım. Diksiyonları, fonetikleri, Türkçeyi en doğru şekilde ifade edebilmeleri için. Biliyor musunuz? Mutlak güzellikçi olan tek bir organı vardır insanoğlunun, göz. Dikkat ediniz, herkesin gözü güzeldir. Rengi, şekli fark etmez. Güzel olmayan göz yoktur. Zira içinde bakışımız gizlidir. İnsan olma şeklimiz. O etiketlerin ulaşamadığı bir ışık ve o ışıkla doğruslar birimiz. Çocuk Eğitim Birimi şehir tiyatrosunun en eski birimlerinden bir tanesi. Konservatuvarlar kurulmadan önce açılmış, evet, ve çocuk oyuncular yetiştirilmiş. Daha sonra Darülbedaiye Güzellikler Evi'ne, yani şehir tiyatrosuna oyuncu olarak çalışmaya devam etmişler. Birçok ünlü sanatçımız var. Bizler Çocuk Eğitim Birimine önce sınavla öğrenci alıyoruz. Ücretsiz 2 yıl eğitim veriyoruz, sanat eğitimi veriyoruz. 8, 9, 10 yaş gruplarını alıyoruz. Bir dakika, ama nerede oluyor bu eğitimler? Her tiyatromuzda mı var? Hayır, Kerem Yılmazer sahnesinde oluyor. Tamam. O sahnede sınıf olarak böldüğümüz, tamam, alanlarımız var. O alanlarda Çocuk Eğitim Biriminde çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Kaç saat alıyor çocuklar eğitim? Hafta sonu oluyor. Tamam. Sabah saat 9'da başlıyoruz, 12'de bitiriyor. Bir berber bir berbere, bir berber bir berbere, bire berber biri gel diye, bire berber biri gel diye. Oradaki eğitmenler tiyatrocular mı, pedagoglar mı? Nasıl bir birim? Şöyle, pedagogumuz var, kurum pedagogumuz var. Ayrıca sanatçılarımız var. Sanatçılarımız eğitmenlerimiz ayrıca. Bu sanatçılarımıza belli hizmet içi eğitim veriyoruz. Daha sonra öğrenciye eğitim veriliyor. Bir kere ne kadar şanslı şehir tiyatrosu izleyicileri. Çünkü bir pedagog denetiminde hazırlanıyor oyunlar. Siz ne yapıyorsunuz? Yani oyunlara nasıl bir gözle bakıyorsunuz? Oyunlar ilk repertuara tabii ki giriş yapıldığında genelde yaş grubu, işte dakikası, dikkat süresi, bunlar dikkate alınarak yapılıyor. Burada en önemli kısım gerçekten çocuğun yaş skalasına uygun mu, gelişim dönemine uygun mu o oyun, ya da oyun neyi hedefliyor? Gerçekten o kitle geldiği zaman ne vermeyi amaçlıyor? Bu gelişim döneminden aralıklarda farklılık gösteriyor. Burada en istediğimiz kısım, çocuğun gelişim dönemine 3+ yazdığımızda gerçekten o gelişim dönemine uygun mu? Ya da 7 yaş üstü yazdığında o gelişim dönemine uygun mu? Ve dikkat süreleri de tabii ki bunun yanında paralellik gösteriyor mu? Okay. Burada şunu sormak istiyorum. Dramaturg dediğimiz bir olgu var. Bu dramaturg oyunları okuyor ve seçiyor. Fakat mesela 20 yıl önce diyelim dramaturg seçmiş. O zamanın çocukları çok farklı. Siz o zaman bu oyunları bugünkü çocuklara göre yönetmen mi değiştiriyor, siz mi elden geçiriyorsunuz? Burada aslında en güzel cevabı çocuklar veriyor. Yani biz ne kadar uzman olursak olalım. Yani biz bazı şeyleri gördüğümüzü sanarız ama o izleyicide çocuğun tepkisini alamıyorsak deriz ki bu artık ömrünü bitirmiş. Çocuk oyunları da bence dünyanın en zor oyunu. Çünkü çocuk, seyirciniz çocuk ve çocuk durmaz. Evet, sıkıldığı, aynen, an konuşmaya başlar. Yani onun ilgisini hep yüksek, hep ayakta tutmak adına çok ciddi efor sarf etmeniz gerek. Ne yapılıyor? İşte eşek rolü yapılıyor. Tabii tabii, yani oyunda yani elinin tersiyle oynayamazsın. Öyle bir şey yok. Bugün onu de canım sıkkın diyemezsin. Evet. Canım sıkkın öyle oynayayım da bitsin diyemezsin. Öyle bir şey yok çünkü çocuk hemen karşılığını verir, hemen cezasını verir konuşarak, ilgilenmeyerek. Evet. Ya. O yüzden bence dünyanın en zor oyunlarından biri çocuk oyunudur. Evet. Peki bu interaktif çocuk oyunları, hani çocuklar bilmem ne bilmem öyle mi böyle mi falan, bunu seviyor musun? Biraz ilkel geliyor bana ama. Ben çok sevmiyorum. Ben aşırı ders vermeyi de sevmiyorum. Aynen. Yani o çocuk zaten eğlenmeye geliyor. Bir de burada mı ders öğreneceğiz diye düşünsün istemem. Tabii ki hayatta ders vermek, kaygılarımız var. Çocuğun eğitimi adına ailesinin yapmak istediği şeyler elbette var ama aşırı ders veren oyunları da zorlayan, hani sadece diğer oyunlar gibi, bizler gibi düşünün. Gelip izlemek istiyor. Gelip izleyeceği şeyler sergilemeliyiz diye düşünüyorum. Yani kimse tiyatroya öğrenmeye gitmez zaten ama... Zaten Ferih Hoca, sonra Deniz Uyguner, sonraki Ferih Hoca'dan sonraki hocamız, onlar hep öğretmeyi eğlenmenin arasına sıkıştırmayı. Yani eğlenirken bir şey de öğrenmeli çocuk ama bu Özgecimin dediği gibi, bak bunu da böyle yap. Annene de bağırma, arkadaşına kötü davranma gibi değil. Bir de çocuğun serbest olması lazım. Biz bir oyunda bir sene onu uyguladık. İçeri anneleri, velileri ve öğretmenleri almıyorduk. Ha. Çünkü çocuğun kendi kendine katılması çok güzel. Kendi kendine. Mesela arkadan biri geliyor, göstermeden kendini geliyor. Geliyor, köpek geliyor. Tek tük iş söyleme diyor. Yani çocuğun onu yaşaması da çok önemli. Şimdi onu söylediği zaman başındaki öğretmen şşt yavaş olun diyor. Evet. Konuşmayın diyor. Tamam, tiyatroda konuşulmayacak, tiyatroda fındık fıstık yenmeyecek, cep telefonu çalmayacak. Evet, tabii. Onları dışarıdayken öğretmenlerine söylüyorduk. Aha. Bir de çocukların arkadaşlarıyla gelmesi farklı bir lezzet, farklı bir tat. Sen Sırıkobur Cam Göz diye bir oyunu hatırlıyorum. Nelerde oynadın? Hatırladığım böyle güzel. Nelerde oynamadım ki, işte Hırsız Var, Tombi'nin başına gelenler, Efali, Robinson Crusoe, Kurbağa Prenses, Don Cristobita ile Dona Rosita'nın acıklı güldürüsü çocuk oyunu oldu. Kukla, Lorca'nın bir oyunu. Evet, hatta Emel Mescid'in ilk rejisi. Çok güzel. Çok oynadım. Peki bir şey söyleyeyim. Sabah çocuk oyunu oynayıp öğleden sonra matineye gitmek yorucu muydu? Yoksa hoş bir duygu muydu? Çok hoş duyguydu. Çok sen hoştu. Ama çok mesleği sevdiğin için. Evet, galiba öyle. Yani bütün günümüz orada geçer. Orada geçiyordu. Evet. Başlama akşama kadar. Çünkü matine sonra da olurdu bazen. Evet. Tabii sonra, çocuk oyunundan sonra. Pazar günleri 11'de çocuk oyunu, matine, suare ve tek yövmeyi alıyorsun. Aha, yani parası da hani insanı cezbedecek bir şey değil ama o kadar seviyorduk ki bize çok keyifli geliyordu. Senin ilk oyunun Atatürk ve Çocuk muydu? Benim ilk oyunum Bir Yaz Gecesi Rüyası. Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası'nı bir gece masalı olarak. O korkutucudur ya. İşte ama çocuk oyununa çevrildi. Çok komik danslarıyla ve müzikleriyle ve şarkılarıyla. Neşe Erçetin. Neşe Erçetin'in yönetmenliğindeydi. İşte ilk oyunum oydu. 12 yaşında oynadım. Çok hoş. Ne oynadın orada? Şenlikçi başı oynadım orada. Saray soytarısı ve... Çok önemli. Her yerimden ayrı ayrı ziller sarkıyordu. Burada yani kuliste giyinmemin, sahne kenarında giyinmemin imkanı yok. Çok ses çıkar. İçeride şakır şukur giyinip böyle ses yapmamak. Yani bir yarım saat önce başlıyordum ben arkaya yürümeye. Her yerimden ziller sarkıyordu çünkü. Çocuk tiyatrosunun kostümü de çok eğlenceli ya. Yani normal hayatta öyle sokağa çıksan deli diye atarlar insanlar. Tabii yani. Tabii. Sonra Atatürk ve Çocuk. Sonra Atatürk ve Çocuk oldu. Hadi bakalım çocuklar, herkes yerine. Üstünüze başınıza çeki düzen verin. Çok güzel. Ayakkabı düzeltmek peki. Tamam. Kurdelerini düzeltelim Şükran. Tamam. Herkes görevinin başına. Hadi yerlerinizi alın. Altın Küp oldu hatta ve hatta ilk koreografimi yaptım. Son diye demiyorum ama henüz bir daha bir koreografi yapmadım. İlk koreografimi yapmıştım Altın Küp'te. Çocuk oyununun koreografisini yapmıştım, oynamıştım. O neredeydi? Hangi yani dolaşıyordu gene? Tabii. Gaziosmanpaşa'da genellikle provalarımızı yapıp orada başlatmıştık oyunu. Çok Yalnız tabii çok önemli, bütün aile değil mi? Ya, yani herkes sanatçı, tabii. Kardeşlerin sanatçı, baban çok değerli bir koreograf, ustamızın ustası. Onlardan dolayı mı yani kızım hadi seni çocuk tiyatrosuna göndereceğim, oyuncu ol mu yoksa hayır. Ben... Hayır, hiç öyle bir şey olmadı. Yani hiçbir konuda aslında ailemiz bizi, abimle beni hiçbir şey için diretmedi, yapın, şöyle olmalı diye... Söylemedi. Sadece fikirlerini söylemişlerdir. Olması gerektiğine inandıkları şeyleri söylemişlerdir. Onun dışında hiç zorlama olmadı. Bu tamamen içimden gelerek ben balerin olacağım dedim önce. Tabii ki. Çocukluğum. Tabii ki yani annemi ve babamı çocukluğumdan beri gördüğüm yer Atatürk Kültür Merkezi'ydi ve olmak istediğim şey balerindi tabii ilk başlarda. Ve fakat yine Atatürk Kültür Merkezi'nde bir çocuklar için bir bale kursu açıldı. 8 yaşından itibaren alıyorlardı. Ben 7 yaşındaydım o sırada ve almadılar. Ben böyle misafir olarak bir iki kere hevesimi almak için gittim. Sonra 8 yaşında şehir tiyatrosunun çocuk eğitim birimi sınavı açılınca ben girmek ister misin diye sordular. İsterim dedim ben de. Ve öyle başladı serüven. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi teklif gelse sana bir çok güzel bir çocuk oyunu prodüksiyonu oynamak ister misin? Heyecanlandırır mı? Tabii ki olabilir. Neden olmasın? Yani beni bile heyecanlandırır. Ya ne güzel olur. Yani. Bayılırım yani. Çok, çok güzel işler yapılıyor zaten hali hazırda da tabii ki. Dönem itibariyle durduğu birçok şey, kurum ya da özel tiyatrolar ama... Çocuk oyunu, müzikal, normal oyun ne isterse, klasik eser, özledik, her şey tabii çok, çok özledik. Değerli oyuncu arkadaşlarım, sizin için bu masalı canlandıralım istiyoruz. Ne dersiniz? Şehir tiyatrolarının çocuk eğitim birimi, çocuklara sadece oyunculuk eğitimi vermekle kalmayıp 36 yıldır çocuk şenlikleri de düzenliyor. Bu şenliklere yurt dışından yabancı gruplar da katılıyor. Öte yandan çocuk eğitim biriminde eğitim alan çocukları da mezuniyet oyunlarını sergilemek üzere yurt dışına götürerek ufuklarını da açıyor. De aslında pandemi olmasaydı çocuk eğitim birimi için de güzel bir yurt dışı planımız vardı ama şimdilik askıya aldık. Fransa diye duydum, doğru mu? Aynen, her şey biliyor ya. Çocuk eğitim birimindeki çocuklarımı götürecek. Evet, mezuniyet oyunuyla gitmeyi düşünüyorduk. Hani bununla ilgili planlama yapıyorduk. Kent konseyiyle de görüşmüştük, dosyamızı iletmiştik. Çok sıcak baktılar ama takdir edersiniz ki dünyayı saran bu virüsten dolayı erteledik. Nous voulons faire un spectacle en France, nous travaillons beaucoup pour cela. Au revoir! Au revoir! Peki bir şey söyle, bugünün çocukları neden mesela Keloğlan'ı, Nasrettin Hoca'yı, hani o böyle bizim halk kahramanlarımızı çok tercih etmeyip bu süper kahramanlara gidiyorlar? Ya da öyle mi gerçekten? Belki onlara biz tekrar Karagöz Hacivat'ı oynatsak gene aynı etkiyi yaratır mıyız? Bu soru şöyle bizi çok etkiliyor. Mezuniyet oyunumuz Keloğlan bir kere. Ha, öyle mi? Evet, bu konuda benim de çok hassasiyetle durduğum bir konu. Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili bir yüksek lisans tezim, kitap da oldu benim. Onun için benim için çok değerli bir noktadaydı. Hani bilmeden sordum, biliyorum ama bu konuda daha reji anlamında daha farklı yaklaşımlar. Çünkü şimdiki kuşak farklı bir bakış açısına sahip. Kesinlikle. Farklı algılamaları var ve farklı hissediyorlar. Onları anlayabilmek için de yeni bir yaklaşım gerektiğine inanıyorum. Tabii. Hem yazım hem sahneleme üstünde. Bakalım yiğit! Çağıran kim? Duha Kocaoğlu, Dede Korkut damadı, Deli Dumrul. Deli olduğunu söylemene gerek yok. Ha? Şaştım yine de. Niye şaştın ya? Beni pek çağırmazlar da. Bu ne iş be o kanatlı karakuş? Peki Nilgün ablacığım, bu kadar yılın içinde çocuklarım da değişti. Şimdi senin torunların var. Buraya gelseler, şu bir kere şu boşluk beni mahvediyor da. Gelseler yani nasıl bir çocuk oyunu beklerler? Hani sizin oynadıklarınızdan farklı mı? Şöyle bir şey, ben mesela torunuma bu yaşa gelene kadar, şimdi 8,5 yaşında, küçükken her gece masal anlatırdım. Ve o masallar Keloğlan olsun, Fareli Köy'ün Kavalcısı, Rapunzel, Kırmızı Başlıklı Kız, onlar çok ilgisini çekiyordu. Ben çok değiştiğini sanmıyorum. Aslında belki de bu dijital oyunlardan çocuklar bu masalları belki de hiç bilmiyorlar. Çünkü bakıyorum şimdi ilkokulda okunan kitaplar da değişmiş. Bizim okuduklarımızda daha farklı tabii, daha güncel kitaplar okunuyor. Bizim bu eski masallarımız uzak kaldı onlara. Bence yadırgamazlar, farklı bir şey de beklemezler diye bakıyorum. Çünkü çok dijital ortamdalar artık. Yani şey, dijital oyun dediğin oyun oynamak. Evet, evet, şeyin hepsinin üstünde. Elinde laptoplar, tabii, cep telefonları. Yani tiyatro onları başka türlü heyecanlandırıyor. Evet. Mesela ben torunumu getirdim, çıkışta dedi ki ben de tiyatrocu olacağım dedi. Ha, o zaman evet, çünkü hani ekranda görmektense burada görmek canlı daha, görmek evet, çok evet, farklı. Evet, çok İlk defa gördüğünde çok şaşırdı. Herkes canlı çünkü. Görüyor gözüyle, araya katılabiliyor, alkışlayabiliyor. İşte çocukları kattıklarında o da bir şey söyleyebiliyor. Çok hoşuna gitti, tiyatrocu olacağım dedi. Ha, ne güzel. Bir tiyatrocu daha kazandık. Yani bütün tiyatro anıları muhteşemdir. Ama son olarak çocuk tiyatrosu anılarının başka bir yeri vardır. Paylaşmak istediğiniz bir anınız var mı? Bu Şenlikçibaşı'yı oynarken, tamam, bu arada yani tiyatroda hepimizin bildiği üzere bir sıkıntı, bir dert ya da bir unutma ya da başka bir sorun olursa sahne üstünde amacımız hemen toparlamaktır. Yani seyirciye de belli etmeden hemen toparlamak. Evet, biz de çocukken Şenlikçibaşı'yı oynarken, bu zilliyi şey, oynarken, evet, zilli kostümle oynarken beni çağırıyor Şenlikçibaşı diye ve ben de buyurunuz efendimiz, buyurunuz efendimiz, buyurunuz efendimiz diye böyle yanına kadar koşarak gitmem lazım. Ben koşarken sahneye daha adımımı attım. Buyurunuz efendimiz, buyurunuz efendimiz dediğim güm diye bir ayağım takıldı. Kendi ayağıma takıldı. Düştüm yere. Ama güm diye düştüm. Bir de yerde durup ah diye bağırdım. Ondan sonra da bir saniye belli etmemem lazım deyip ayağa kalkıp buyurunuz efendimiz diye de devam ettim. Ama hani aradaki o ah bayağı her şeyi açıkça belli etmişti. Bütün arkadaşlarım böyle arkada titriyordu gülmekten. Yani çok o yüzden keyifli ya. Gerçekten sahnede gülmek de çok tatlıdır. Ah, sahnede evet, gülmek. Yani, krizi gelir. Allah korusun ama tadı da başka. Ama seyirci de seninle beraber güler, alkışlar falan yani genelde. Dramda yakalanırsanız işte evet, orada yani bir sorun oluyor. Evet. Yani biraz da gülmeyi fazla kaçırmamak lazım. Evet. Fakat sevgili arkadaşlar, şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya çocuk tiyatrosu çok güzel. Çocuk tiyatrosu çok güzel. Hadi üçümüz söyleyelim. Çocuk tiyatrosu çok güzel. Çok. Evet. Eskiler alırım, eskici. Yamalı ceketler, gömlekler, kazaklar. Çocuğa kim demiş küçük bir şeydir? Bir çocuk belki en büyük şeydir, demiş Abdülhak Hamit Tarhan. Ben bu hayvanat bahçesine yıllarımı verdim. Deste para harcadım. Şimdi sıra onlardan. İşte İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları da Muhsin Ertuğrul'un vizyonuyla ta 1935'te çocuğu en büyük şey olarak görüp çocuk tiyatrosunu kurdu ve 86 yıldır kesintisiz sürdürerek bu ülkenin gelecek nesillerini tiyatronun ışığıyla aydınlatmaya devam ediyor. Evet, bir kulis programının daha sonuna geldik. Bayağı soğuk dışarısı ama tiyatro içimizi ısıttı. Lütfen içeriklerimizi beğeniyorsanız ve başka içerikler izlemek istiyorsanız Migros TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.